barbunya köftesi. 1,5 su bardağı haşlanmış barbunya, 1 adet kuru soğan, 1 adet yumurta sarısı, yarım su bardağı galeta unu, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı yeni bahar. Panelemek için 1 su bardağı galeta unu, kızartmak için ayçiçek yağı, sunumu için sarımsaklı yoğurt, ketçap, mayonez. Efendim şimdi barbunya köftesine başlıyoruz. Evet. Nereden başlayalım? İlk önce barbunyalarımızı zaten varsa taze barbunya mesela yazdan kalma dolapta falan haşlayıp kullanabiliriz. Yoksa durum acilse konservede kullanılabilir. Hı-hı. İlk önce barbunyalarımızı haşladığımız barbunyalarımızı alalım kasemize. Tamam. Sonra ne ekleyeceğiz? Sonra bir tane soğanımız var. Rendeleyeceksin. Soğanımızı rendeleyeceğiz. Hop hemen böyle kaçıyorum. Bence, evet, bence senin gözlerin kalmasın. Akabilir. Benimki akmasın. Yanıyor musun çok? Vallahi yanıyorum. 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 Yanmaz mıyım? Bunun eşi ne iş yapıyor? Eşim bankacı. O da bankacıydı. Evet, devam. O da bankacı. Hala devam ediyor bankacılığa. Ama müzisyenliğimiz var. O konservatuvar mezunu. Ben alaylıyım onun sayesinde. Ha, sen onunla tanıştıktan sonra müziğe ilgin oldu. Tabii ben kocayı kaptırmayayım diye kendim de daldım. Valla. Ya şimdi şöyle oldu. Biz ilk tanıştığımız dönemlerde o bir grubu vardı. Hmm. O grupta bir kız solist beraber çıkıyorlardı. Bak şu an muhabbet nereye gideceğini tahmin ediyorum. Sen canım çekil bakayım şöyle bir dil. Kızın ayağını mı kaydırdın? Öyle demiş gibi olabilirim. O kadar kendim spesifik olarak söylemesem de ya kader bunu bana gösterdi. Olaylar bu yönde. O zamana işte. Kadar müzikle bilgin var mıydı? Tabii banyo fırçasıyla çok söylerdim yani banyoda. Ama ses şimdi Allah vergisi olan bir şey ya. Bunu ne kadar sonradan istesen de öğrenmek. Tabii ki geliştirebilirsin ama bir de Allah vergisi olması lazım. Ya işte. Bende yok mesela. Şöyle hani o kadar aman aman bir sesim yok belki ama kendimi kurtarıyorum yani en azından. En azından yani, kocamı kurtarıyorum. Kocamı kurtarıyorum en azından. Sonra işte bu arada şöyle bir durum oldu. Ben onlarla sürekli takılıyorum. Bu sırada şimdi ben de bir genç kızım. Her gece nasıl gideceğim böyle onların çıktığı yerlere her şey gidemem. Benim kendime bir iş edinmem gerekiyordu. Hemen menajerliklerine soyundum. Dedim ben size menajerliğinizi yapayım, size çok güzel yerler ayarlarım. Tamam dediler. Onlar böyle barlarda falan mı çıkıyordu? Bir yerlerde evet, çıkıyordu. Evet, çıktıkları restoranlarda falan. Ha. Bu arada ben yavaş yavaş ağlamaya başlıyorum. Bu hikaye beni çok duygulandırıyor. Tanışma hikayemiz. Tanışma hikayemiz yoksa soğan mı? Birazdan siz de gerçekten duygulanacaksınız. Bak. Ben o yüzden kaçtım böyle bak. Şöyle şöyle duruyorum. Sonra ben menajerlik yaparken bir gün bu kız gelemedi. Ama biz de solist olan. Tamam kız gelemedi, hasta oldu. Ay ama kız gelemeyince tabii bizimkiler başladılar paniklemeye. Ben Bülent bu sırada arıyor. Nasıl gelemezsin, program var, birazdan çıkacağız. Ben ne yapıyorum o sırada? Rujumu tazeliyorum. Çıkacağım ve kendim biliyorum. Bayağı hazırlamış. Bayağı hazırım ama ben. O sırada şey aldın mı şimdi menajerliklerini yapmaya başladın da evet. Eğitim. Yok almadım ama güveniyorum kendime. Nasıl bir cahil cesaretiyse. Aşk diyelim onu. Ama çünkü ben onlar sahnedeyken böyle uzaktan böyle haset haset böyle onları izlerdim. Allah Allah. Ay derdim. Hastan mı hastasın acaba? Yok hasta değildi ki gelemedi. Keşke ben çıksam ne kadar güzel. Ben de gittim dedim işletme okudum. Yok efendim onu yaptım bunu yaptım. Gidip de keşke şöyle bir şeyler yapsaydım. Gerçi çok istedim zamanında ama olmadı. Ben şöyle bir elimi kurulayım ama. Bu arada soğanımızı rendeledik barbunyamızın içine. Yumurtamızı kıracağız. Yani şu an bir köfte yapar gibi aslında burada kıyma yerine barbunya kullanıyoruz değil mi? Öyle düşünebiliriz. Evet aslında bu hem pratik bu arada hem de mesela vegan beslenenler için de çok güzel bir tarif. Ha evet et tüketmek istemeyenler evet, için de bir protein sonuçta barbunya. Alayım onu. Çocukları çok fazla yemiyorlar bu tür şeyleri. Baklagilleri. Onun için de güzel. Doğru. Köfte. Evet. Çünkü çocuklar köfte seviyorlar çok. Evet. Çok yiyorlar. Yumurtamızın beyazını ayırıyoruz. Sarısını. Sarısını koyacağız evet. Sadece sarısını kullanacağız. Sonra? Sonra o gelemeyince dedim ki ya tamam panik olmayın ben çıkarım. Ya bana başka çözüm bul diyor. Dedim niye başka çözüm bulayım? Çözüm burada tatlım. Ben evet canım buradayım çözümü kendisi burada diyorum. O beni ciddiye almıyor ama ben makyajı falan tazeledim tamam. Ses provalarına geçiyorum. Bir iki diye kendi kendime. Çok iyi ya. Sonra bana dedi ki ya Burcu lütfen dedi bir çözüm bul menajer değil misin? Tatlım dedim daha nasıl buldum bir çözüm çözümü. Bulayım ben sana? Ben çıkacağım. Çıkarsın da çıkamazsın da derken dedim ki bak dedim ben çıkayım. Teşekkür ederim. Ben çıkayım dedim. Beğenmezsen sesimi hiç açma.
Ha. Ben orada dekor kalayım. Beni şey olarak kullan, vokalist olarak kullan. Böyle durayım, ben yeter ki şarkımı söyleyeyim. Konuştular, abi dedi yapacak bir şey yok dedi. Tamam dedi, çık dedi. Sen nasıl üstün başa çık? Gayet iyiyim ben, hazırlan. Bu dedi hazırlanmış bile dedi. Hazırım Bülent dedim ben. Neyse çıktık. Allah'ım ben çıktım. Yıllardır o banyoda söylediğim o fırça nasıl işime yaradı? Ben bir rahatım. Aa, heyecanlanmadın da yani. Yok, hiç heyecanlanmadım. Başladım söylemeye. Ama gayet güzel. Hiç de böyle çekinerek de şey yapmıyorum. Bu arada galeta unu koyacağım. Ve yarım bardak kadar. Tamam. Baharatlarını da buradan vereyim. Lafınızı bölmüşken hemen. Evet, tuz koyuyorum. Tuzu. Evet, tuz koyalım. Kimyon, yeni bahar ve tuz koyduk. Evet, şimdi maydanoz ekleyeceğiz üzerine. Ben kesme kafasını alayım. Hı. Buradan da bir bıçak alalım. Tamam. Şimdi maydanozumuzu doğrayıp ekleyeceğiz. Sonra artık... Sonra da yoğuracağız. Yoğuracağız. Çıktım. Ben çıktım. Sonra baktı ki ben iyiyim. Ama böyle diyorum. Saçsın. Ay nasıl da istiyor bir şey yapmayı şarkı. Çok hevesliyim. Sonra dedik olmaz öpüyor. Bir de bu, biz birlikteyken sahnede böyle o hemen böyle gözleriyle böyle yüzünü patlata patlata böyle belerterek konuşuyor. Olmaz diyor. Baktım orada bir iş yok. Arkadaki arkadaş. Sesin daha öne çıksın istiyorsun. Biraz söyleyeyim istiyorum yani. O kadar da şey kalmıyor. Neyse o biraz aşağı derken Bülent baktı. İlk yarıya girdik. Dediler ki ya söylüyor gerçekten. İyi dedi biraz daha aç bakalım. Biraz daha açtı. O gün öyle bitti. Sonra işte ben sana demedim başka nasıl. Ha ben nasıl uçuyorum havalarda. Sonra kız başka bir gün oldu. Bir daha gelemedi. Artık ben kollar oldum. Allah Allah. Canım işin falan varsa git diyordum. Ben hallederim ben de. Hiç sıkılma. İşini gücü tadili madili gitmek istiyorsan git. Neyse sonra böyle böyle derken artık o kızdan ayrıldılar tabii ki meydanda. Burcu'ya kaldı. Allah Allah. Yani kendime zorla bir iş edindirdim. Annem bana diyor ki kızım yıllardır hayal ederdin. İşte konservatuvar okumak istedin, gittin işletme okudun. Bunun üzerine gittin tarihten yüksek lisans yaptın. Ama ne yaptın ettin o hayalini gerçekleştirdin. Ne güzel bir şey. Yani diyorum belki de Allah onu benim karşıma bu yüzden çıkarttı eşimi. Evet. Yani bu kızcağız çok hayal etti. Bari buna şöyle bir eş vereyim de ucundan kıyısına hayalini gerçekleştirsin diye. Sonra işte birlikte çıkmaya başladık. Gerçekten artık hayalim... birlikte sahne alıyor musunuz evet, şu an? Evet. Öyle mi? Devam tabii, ediyor tabii, yani. Devam ediyoruz. O çok güzel bir his. Yani bir de bana evlenme teklifini bile sahnede yaptı. Ha sahnede mi ama siz daha flört ederken başladınız. Tabii tabii. Orada evlilik teklif etti. Zaten diyorum ki şu evlilik teklifi hani şu benim diyen nice sanatçıya nasip olmaz. Ama şöyle tesadüfen olmuş evet, biri bana oldu ya. Gerçekten büyük bir şans. Süper. Sarımsak koyuyor musun? Sarımsağı yoğurduna ekleyeceğiz. İçerisine koymuyorum. Tamam. Şimdi buna yağ ekliyor musun? Buna da eklemiyorum. Tamam. Bol yağda kızartacağız. O zaman yoğuracağız. Yoğuracağız. Ben yoğururken bir küçük eldiven almak istiyorum. Tamam. Orada var. O zaman şimdi bu haliyle yoğuruyoruz. Ondan sonra yanında bir sarımsaklı yoğurdumuz var. Ketçap mayonezimiz var. Bunlar güzel soslar olacak. Evet. Sonra da böyle bol yağda sanıyorum kızartacağız. Bol yağda kızartacağız. İlk önce yoğurduktan sonra biraz dinlendireceğiz kendini bulması için. Sonra da bol yağda kızarttıktan sonra... Ölçüler nasıl oluyor? Böyle minik minik top top köfteler top mi? Top top da yapılabilir. Normal köfte gibi ama top top daha böyle şık duruyor. Özellikle servis ederken dip sos gibi yaparsanız ya da böyle batırıp yemesi için. Güzel oluyor. Hatta bazen ben bunları uzun uzun da yapıyorum. Hani şey gibi böyle... İnegöl köfte gibi mi? Kroket tarzında. Ha kroket tarzı. Kroket tarzında da olabilir. Bunu peki bir şey buluyor musun kızartmadan önce? Evet tekrardan galetonla bulayacağız. Çıtı çıtı olacak dışı. Sadece galetonla buluyorsun. Sadece galetonla. Ha. İçinde galetonu kullanıyoruz. O tabii hani sıkılığını versin diye, tutsun diye dışını tekrar batırdığımızda da o çıtırlık vermek amaçlı. Evet, evet. Güzel bir tarif çünkü hakikaten her zaman kıymamız dolapta olmuyor. Çözülmemiş olabiliyor, sabrımız olmuyor, beklemek istemiyoruz. Çocuklara biraz bakliyat yedirmek istiyoruz. Aynen. Hakikaten çok pratik bir tarif. Özellikle çocuklar için çok iyi. Mesela ben oğluma bu tür bakliyatları böyle çok fazla yediremiyorum. Kızım yine yiyor ama ama böyle köfte formunda yaptığımda özellikle yanında böyle bir dip sos olunca batırıp yemesini gerçekten çok seviyor. Şunu o zaman galetonu buna ekleyeyim. Şöyle. Biraz ekleyeyim. Biraz dinlenecek mi o? Bu şimdi şöyle bir 10 dakika kadar dinlenecek. Tamam. Çünkü biraz daha artık katılaşıyor cıvık halden. Hı hı. Tadı da çok güzel. Kroket gibi olabilir. Bunun tadını benzetebilirsiniz aslında. Krokete gerçekten benziyor. Patates kroketi. Ya barbunya olduğu çok fazla anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Evet. Bir barbunya ben severim mesela. Evet, ben biraz dinlensin. Ortalığımız toparlayalım. Birazcık da yağımızı böyle açık, böyle kısık ateşte başlayalım. Biraz kısın ki kızgın yağda galetalı şeyler çok daha güzel kızarıyor. O zaman bunu dinlendiriyoruz. Ortalığımızı toparlıyoruz ve yağımızı kızartmaya başlıyoruz. Tamam.
şimdi artık top top köfteler yapacağız. Evet, bekledik. Bekledik. Şimdi bundan sonra artık şekil verme aşamamız kaldı. Sonra da galetamla batırıp yapacağız. Ben eldiven kullanmayı seviyorum. Tamam, hem hijyen açısından hem de biraz huylanıyorum böyle çok şeylere elime dokunduğum zaman. Öbürleri de takmak zaman istiyorsan takabilirsin. Yok, o sadece avucumun içine kullanacağım için ona gerek yok. Hmm. Sesler geliyor. Yağımız güzel kızardı. Hemen döndürmüyorum çünkü dağılabiliyormuş. Güzel evet, kızarsın diye bekliyorum şimdi. İlk partimizi birazdan servis tabağımıza alalım. Bir de şimdilik çok bereketli bir köfte bu. Hmm. Şöyle 1,5 su bardağı barbunyaya baktığınız zaman barbunya çok bir şey koymadık içine evet, zaten değil mi? Ancak evet, bir tabak barbunya yiyebilen kişi, bir tabak bunu doyabileceği kişi ama köfte olunca bayağı. Bir de şöyle bir şey var, özellikle zeytinyağlı barbunya ve zeytinyağlı fasulye evde hep yapılır ama hiç yenmez ya da bitmez. Evet. Hani hep bir dolabımızda olur ama kimse gidip onu ellemez. Barbunya da boşa gidiyor, bu sefer zeytinyağlı fasulye de öyle boşa gidiyor. Mesela barbunyayı değerlendirmek için ekstra güzel bir tarif. Hani hep mi zeytinyağlı barbunya yapacağız? Yok bak böyle güzel bir tarif evet, de olabilir. Bir de ben çok fazla bu sene aldım. Her sene alıyorum yazın. Tabii hep çeşitlensin istiyor insan. Hı-hı. Bu yüzden de bu köfteler gayet güzel bir çeşit oluyor. Hemen çevirmiyorum. Dağılmamış. Şimdi demin baktım. İyicene kızarsın. Evet. Bir tur çevirip ondan sonra tabağımızı alacağız. İyi olur. Ondan sonra da zaten soslarımızı yapacağız. Kızarttık. Evet. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu yapacağız. Şimdi 3 tane seçenek var. Yani isteyen bunu dip sos şeklinde ketçap, mayoneze batırabilir ya da sarımsaklı sarımsaksız yoğurt yapıp yakışır, yiyebilir. Çok bence, yakışır. Evet. Böyle batırıp yemek de çok keyifli oluyor bunu. Şimdi bir tane sarımsaklı yoğurt yapalım önce. Şunları bu tarafa alıyorum. Şunlar bir şurada dursun. Ben de köftelerimizi şöyle hemen tabağımıza dizeyim. Ne güzel oldu. Evet, yemesi de keyifli, görüntüsü de güzel. İçindeki besleyici şeyleri düşününce tabii, annelerin de içini çok rahat ettirecek bir tarif. Oh çocuğum bugün barbunya yedi diyebilirsiniz. Aynen valla. Çünkü barbunya biraz daha yedirmek dediğimiz gibi çocuklara biraz zor oluyor. Ama mesela beyler için de öyle. Beyler de mesela her zaman oturup sebze yemiyorlar, bakliyat tercih etmiyorlar. Bu mesela böyle etin metin yanına da bir güzel bir evet, benim kızım sıcak tarif olabilir. Parla. Eline bu parlamadı. Parla. Ne güzelmiş. Parla Şenol var biliyorsunuz evet, değerli sanatçı. Ben onu çok beğenirdim küçükken. Ha. Ve derdim ki büyüyünce bir kızım olursa adını Parla, Parla koyacağım. Koyacağız. Ve hamile kaldım, doğurana kadar hiç kimseye söylemedim. Neden? Adını alırlar da kaparlar diye başkası. İlk çocuğum erkek oldu. Oğlumun ismini babası Aras koydu. Çok istedi evet, Aras olmasını. Tabii Parla ismi köşede kaldı. Sonra bana soruyorlar kızın ikinci kız olunca adını ne koyacaksın? Karar vermedim ya da böyle uyduruyorum isimler bir şeyler. Sonra var ya bu çok fena ha. Çok çakalımdır. Kimseye ama eşimi de tehdit ettim. Bir kişiden duyarsam Parla'yı dedim. Koysa ne olacak? Onlar da koysun sana da koy. Önce ben. Allah. O kadar içimde saklamışım. Önce ben. Sonra Parla'yı koydum. Ama çok enteresan bir şey var biliyor musunuz? Ne oldu? Sonra dedim ki ya ben Parla Şenol'u ismini koydum. Tamam biliyorum çok değerli bir sanatçı, sevgiler gönderiyorum ona. Hmm. Bir inceleyeyim bakayım nasıl bir hayatı var. Çok güzel, çok donanımlı, çok güzel okullar okumuş, çok güzel diller biliyor. Ah bir şey dikkatimi çekti. Ne? Parla Hanım'ın bir tane oğlu var. İsmi ne? Aras. Aa gerçekten. Çok enteresan. Aa bak enteresan. Çok büyük hakikaten, tesadüf olmuş. O yüzden de çok mutlu oldum. Ne güzel. İsmiyle yaşasınlar. Onlar gibi değerli evet, kişiler olsun inşallah. Parla Hanım'a da buradan. Evet. Gerçekten selamlarımızı gönderelim. Efendim oldu bile. Hazır. Şöyle barbunya köftemiz. 3 diş sosumuz var. Ketçap, mayonez, sarımsaklı yoğurt. İstediğiniz her türlü sosla da, süzme yoğurtla da yapılabilir. Gene servis edebilir. Hardalla falan da çok yakışır. Evet, evet. Güzel bir tarif, pratik bir tarif. Bir hatırlayalım köftemizi nasıl yaptık. Barbunya köftesi.
Haşlanmış barbunya, rendelenmiş soğan, yumurta sarısı, galeta unu, tuz, yeni bahar, karabiber ve maydanoz derin bir kaseye alınır. Yoğrularak şekil verilir. Hazırlanan barbunya köfteleri galeta unuyla kaplanır. Sıvı yağ kızdırılır. Barbunya köfteleri kızgın yağda kızartılarak bir tabağa alınır. Küçük bir kaseye sarımsak rendelenir. Ardından süzme yoğurt eklenerek karıştırılır. Hazırlanan barbunya köfteleri sunum tabağına alınarak maydanozla süslenir. Ketçap, mayonez ve sarımsaklı yoğurtla birlikte servis edilir.